pompanın yeri kırılmış. Bunu sökeceğiz, pompacıya göndereceğiz. Sesi duyuyorsunuz. Pompanın yeri kırılınca bu şekilde ses yapıyor. Pompayı sökmeye başlayacağız birazdan. Doğru, yukarı doğru çekiyoruz bu şekilde. Yukarı doğru çekip geri çıkarıyoruz. Mazot pompası trigger kayışına bağlı olduğu için trigger değiştiriyormuş gibi burayı sökeceğiz. Değiştiriyormuş gibi daha doğrusu. Pompacıya vereceğiz. Kırık olan yay değiştirilip tekrar yerine monte edeceğiz. Şey yapmışlar ki.
kitleme yeri. Diğerleri gibi yani diğer Volkswagen dizel olanlar gibi işte bu da buradan aynı şekilde. Kitlemeler hemen hemen aynı. Alta boya vuruyoruz. Aparatımız olmadığı için sökmeden önce. Ben ilk defa söktüm bunu. Açık söyleyeyim. Şimdi bu kafa kısmında zor çıkabiliyorsa hani, üzerinde zorlamamak için 3 tane cıvatası var zaten. 1, 2, 3 bir de şu var. 4 tane. Dışarı alıp pompacıya bu şekilde göndersem benim için daha iyi olur diye düşündüm. O yüzden bu şekilde söktüm. Gerisi pompacıya ait. Pompanın içindeki kırılan yeyi pompacı değiştirecekmiş. Benim işim değil. Benim işim sökmek, pompacıya teslim etmek. Mazot pompası tamir işlemi tamamdır. Kırılan yay şu parça. Bu şu parçanın içerisinde ama şimdi bu kadar basit görünen bir şey için buraları bana niye söktürüyorlar onu da biliyor değilim. Şimdi söküp baksam içinde belki bir parça çıkacak takamayacağım. O riski alamadığım için bunu söküp bakma şansım yok. O nedenle kurcalayamayacağım. Bunu pompacıya verdik. İçindeki kırık olup da ses yapan yay bu parça. Ve değiştirildi. Bunun içerisinde. Montaj için tekrar bana geldi. Ben bunu bağlayacağım. Sesi dinleyeceğiz. İş bittikten sonra inşallah ama
şu bir soru işareti. Acaba biz basit bir şey için pompacılar iyi para mı alıyor? Onu da biliyor değilim. Şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ama basit gibi görünüyor bu kısım. Ama bir şey diyemeyeceğim işte. O yüzden çenemi kapatıyorum. Parçanın montajını yapıyorum.